Sinop, tarih ve kültürel zenginliği ile Türkiye'nin nadide şehirlerinden biridir. Bizler bu kadim şehirde hem geçmişimize sahip çıkmak hem de geleceğe sağlam adımlarla ilerlemek için buradayız. Özümüzden aldığımız güçle birlikte inşa ettiğimiz bu kutlu yürüyüşü hep beraber sürdüreceğiz. Değerli Siroplu hemşehrilerim, değerli Genel Başkan Yardımcım, AK Parti olarak her daim halkımızla iç içe olduk. Sizin dertlerinizi kendi derdimiz bildik. Özümüzden derken işte tam da bunu kastediyoruz. Gelenekten kopmadan, halkın sesine kulak vererek, sorunlara çözüm üreterek hareket ettik. Bugün de aynı anlayışla geleceğimizi inşa etmek için kararlı adımlar atıyoruz. Şehir buluşmaları dediğimiz bu çalışma, Türkiye buluşmaları dediğimiz bu çalışmada AK Parti'nin seçmenle parti ilişkisi bağlamında ortaya koyduğu bu yeni siyaset biçiminin en önemli göstergelerinden bir tanesi. Şu cümleyi sıkça ben de kullanıyorum. İşte sahaya indik, sahaya çıktık. Aslında yanlış bir cümle bu. Bunu kullanmamaya gayret etmeye çalışıyorum ama dilimiz hep böyle alışmış. Halbuki AK Parti zaten sahanın içinden doğmuş bir parti. Kasımpaşa'nın sokaklarından doğmuş bir parti. Şehirlerimizin sokaklarından, illerimizin, ilçelerimizin sokaklarından doğmuş bir parti. Ve AK Parti milletin sesi olarak, milletin sözü olarak, hatta bizim klasik tabirimizde kimsesizlerin kimsesi, kimsesizlerin sesi olarak doğmuş bir parti. Burada bulunma sebebimiz Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu Türkiye Buluşmaları programımız. 81 ilimizde aynı anda devam eden Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu bir program. Cumhurbaşkanımız şunu ifade etti, bütün bunlara değindi. Aslında Gazze'de dedi, sadece kadınlar ve çocuklar değil, insanlığın vicdanı ölüyor. İşte Birleşmiş Milletler 2. Dünya Savaşı'nın hemen akabinde biliyorsunuz dünyadaki barış ve huzuru temin etme maksadıyla kurulan bir kuruluştu. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız buna değindi. Birleşmiş Milletler'in kuruluş ruhu ölüyor, hakikat ölüyor ve bütün insanlığın barış içinde ve daha adil bir dünyada yaşama hakkı ölüyor dedi. Ve bütün uluslararası toplumu, bütün uluslararası insan hakları derneklerini, kuruluşlarını topyekün bir şekilde İsrail'de işte bir yıldan beri bütün dünyanın gözü önünde pervasızca İsrail'in sergilediği, hatta işte yine Amerikan Kongresi'nde büyük alkışlarla alkışlandığı o soykırıma hep birlikte topyekün bir şekilde dur deme noktasında gür bir şekilde haykırdı. Ve bedeli ne olursa olsun, sonucu ne olursa olsun biz zulme karşı dur demeye, mazlumun yanında olmaya, zulmün karşısında olmaya devam edeceğiz dedi. Türkiye yüzyılını milletimizle beraber inşallah topyekün bir şekilde şekillendireceğiz. 14 Mayıs'ta ve 28 Mayıs'ta işte AK Parti iktidarının eser ve hizmet alanındaki o güçlü kazanımlarıyla hak ve özgürlükler anlamındaki gerçekten o güçlü kazanımlarıyla Türkiye tarihinde aslında hayata geçirdiğimiz en büyük demokrasi ve kalkınma hamlelerimizle, eserlerimizle, hizmetlerimizle %20'lerdeki savunma sanayimizin %80'lere ulaşmasıyla, kendi yerli otomobilimizle, Gabar'daki bir zamanlar terörle anılan, terörle mücadeleyle anılan, şimdi artık petrolüyle ön planda olan, tarihiyle, turizmiyle, doğasıyla ön planda olan, o işte terörle mücadele biliyorsunuz, vesayetle mücadele en büyük mücadelemizdi. Gabar'daki petrolümüzle, Karadeniz'deki doğal gazımızla, tok yerli ve milli otomobilimizle, Yusufeli barajımızla, otoyollarımızla ve daha burada sayamayacağım her alanda eğitimden ulaşıma, adalete her alanda o güçlü kazanımlarımızla Türkiye'yi devraldığımız tabloyu hepiniz biliyorsunuz. İşte 98 yılındaki 28 Şubat sürecindeki hem hak ve özgürlükler anlamındaki o karanlık günler, hem ekonomik anlamda
gerçekten büyük kırılmaların yaşandığı, bir gecede onlarca bankanın battığı, binlerce iş yerinin, yüz binlerce insanın işsiz kaldığı o Türkiye tablosundan elhamdülillah vatandaşımızın her bir ferdinin refah seviyesinin yükseldiği bir Türkiye'ye doğru Türkiye 100 yılı hedefimizle ve milletimizle birlikte, milletimizin o güçlü desteğiyle Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde güçlü bir şekilde yol aldık. Ve Türkiye 100 yılının kapılarını 14 Mayıs ve 28 Mayıs'taki o milletimizin güçlü desteğiyle ardına kadar açtık.